Anneciğim, Pera'nın üzerindeki hırka ne? Açıklasana bize arkadaşlar. Vallahi ben daima çocukların sırtının ve göğsünün kapalı olmasını tercih ediyorum. Evet, korumam ve eline geçen ilk şeyi geçirirsiniz. Giydiririm, giydiririm. Yeter ki çocuğumun sırtı üşümesin. Çok yakıştı ama kızıma. Baksana. Evet, o değişik bir şey de yakıştı. Baksa, kolundaki bak sarıyla ya. Bir uyumu var. Bizimle değilsin Pera. Anne, neden gelmiştin sen? Aslında arkadaşlara söyle. Pera'nın 6. ay aşıları var. Evet, aşı için geldik. Ve 6. ay aşısının şöyle bir durumu var. Daha çok ateş yapıyor, daha çok halsizlik yapıyor. Karma herhalde oluyor. Karmalar, mamralar işte 6. ay aşıları. Onun için evet. O yüzden annem geldi. İhmal etmemek gerekiyor. Anne, geçen gün kan aldılar Pera'dan. Ne için? İşte rutin kontrolleri için. Ve damar aradılar, buldular Allah'tan çabuk. Ben, o ağladı, ben ağladım. Çok kötü değil mi? Sen nasıl bana iğne yapıyordun? Benim annem hemşire bu arada. Ama bizim yani rutin muayenelerimizde öyle kan almak falan yoktu. Bu şimdi yeni bir sistem. Yani yeni sistem diyorum. Tabii sizlerin küçüklüğünüzden beri neler neler kaç oldu. Sene geçti tabii. Pek çok şey değişiyor artık. Her gün tıpta yenilikler oluyor. Onun için ben onların pek bir aklımı almıyor. Anne, totoma iğne yapıyordun diyorum. O totoma iğneyi nasıl yapıyordun, nasıl kıyıyordun vallahi ya? Vallahi hasta olunca mecburiyetten oluyor Kakasiyeciğim. Evet. Doğru. O zaman ağızdan insan ilaç iplemiyor yani acıyı macıyı. Alo, ne oldu? Hadi yeter ki iyi. Peki önemlisi. Anneciğim, sen benim kulaklarımı ne zaman deldirmiştin? 9 aylık. Niye 9 aylık? Herkes erkek mi diyordu? Bu erkeğe benzetiyorlar. Ben de ilk fırsatta götürdüm kızımın kulaklarını deldirdim. Bir de o zaman ağlam. Böyle çat diye tabanca falan yok, uyuşturacağım evet. Bir şey yok. Canlı canlı deldirdin mi yani kulaklarını? Yani bir kremle uyuşturuyorlardı yine bugünkü gibi. Sene 1980'lerin başı falan. Ne başı? 77 ya. 78. 70'lerin sonu. Ya ben bak yine hala kafamda bile 3-4 yaş olmuşumdur diye düşünüyorum. 9 aylık bebeğin. Evet. Gerçekten böyle acıyla ilgili şeylerle nasıl baş ediyordun? Yani sonuçta ben ağladım orada. Çok ağladım tabii. Suçluluk hissettim ama. Ama küpeleri düşündüm. Ama çok yakışacak. Ama küpeler dedim. Kızımı artık erkek diye sormayacaklar dedim. Ne hakikaten olacak sorsunlar. Öyle. Ya da Osman aa, bak. Erkek mi derken aa, küpeleri de varmış bugün, diyorlar. Bugün dublaja gittim. Dublajda, ay sizi çok seviyoruz, kanalınız ne kadar güzel falan, bayılıyorum size. Ay oğlunuzu çok öpün benim için dedim. Dedim öperim i̇şte ya. Aynen öyleydi. Osman Pera. Bu da öyle. Şu Dopaten, anda. Evet. Dopaten gavunu. Ondan sonra sen de inanamayacaksın Pera'nın. İnanamayacaksın. Cart zülüfleri döküldüğünde. O zaman şimdi torununun kulağını deldirir misin 3 ay sonra? Deldiririm tabii. İşte bu. Anneanneme bırak. O zaman anneme bırakıyorum, anneannesine bırakıyorum. Kulağını deldiriyor, getiriyor hazır paket olarak. Çünkü ben dayanamayabilirim. Gel bayım, gel gel. Attı hadi kendini, biraz da annesi. Attı kendini, attı kendini. Anneciğim, peki senin bana hani böyle ay çocuğa iyi gelir diye yaptın ama sonra kabardı falan olduğu şeyler var mı? Hadi söyle, hadi itiraf et. Anne olunca her şeyden rahatsızlanınca bebeğin tabii. Her şeyden bir derman arıyorsun. Ne yaptın? Ne dediler? Ayak bileğim mi şişmişti, bir şey olmuştu. Tarhana mı sarmıştı? Tarhana sarım dediler. Hatırladım. Ay tabii hastaneye gittik, döküntü oldu. Döküntü oldu. Alerji yaptı. İyi yapmışsın cildin anneciğim. Cildin beyaz ve ince olduğu için. Ondan doktora bunu söylemeye utan. Ben de onu. Ayakta döküntüler sanki olunca. Sanki de köylüyüz, Allah Allah. Onkolog çağırdılar konsültasyona. Ay. Bayağı böyle ödümüz falan patladı ama yine de itiraf etmedi. Oy, kendini atanlarda bir dünya markası. Bak bak, Komanenci diye severdi beni eskiden. Etam dayım öyle severdi. Komanenci ol, jimnastikçi olacak benim kızım da. Komanenci. Nadia Komanenci. Haberiniz var mı kimdi? Ha? Ha? Senin haberin var mı Nadia Komanenci'den? Hey. Çok teşekkür ediyorum anneciğim. Bunu hatırladığım iyi oldu şu tarz. Demek 9 aylıkken, biz de 9 aylıkken. Top küpe mi alsak acaba? Ha? Tabii, takılmayan bir şey. Yani kolu, eli takılmayan, üstte takılmayan bir şey.
şey olması gerekiyor. Küpe de takacağım kızıma. Kokoş kokoş. Saçına da ek taktıracağım önümüzdeki hafta. Ayaklarına da oje sürdüreceğim. Artık huysuzlanmaya başladım. Evet. Görev bizi çağırıyor. Hepinizi öpüyorum. Abone olun diyorum. Siz de annenize sorun bakalım size neler yapmış ya.